Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Bugün beni hoş görün. Çok direkt konuşacağım. Direkt itham edeceğim. Evet, o adam abdestli pezevenk. Haşa benim abdeste inancım var. Sürekli kıldığım cuma namazlarından önce elbette abdest alırım. Burada dikkat çekmek istediğim şey abdestimizin kimler tarafından kirletildiğidir. Adam güya namazlı, abdestli ama aynı zamanda pezeven. Hayır, iddiaya da yakıştırmadan söz etmeyeceğim. Kanıtlı, ispatlı bir olaydan bahsedeceğim. Bir zamanlar yargı o pezeven hakkında soruşturma yapıyor. Pezevengin vatan haini ve casus olduğuna dair net belge ve bilgiler savcıda ve tutuklanması kesin derken o vatan haini pezevenk casus savcıya tuzak kuruyor. Seçilen avukat kimlikli alımlı bir kadını savcıya gönderip onun seks görüntülerini kayda alıyorlar. Sonrası mı? O görüntülerle savcıyı tehdit ediyorlar. Ama savcı delikanlı adam görüntülere rağmen eğilmiyor. Bunun üzerine o Abdestli pezeven casus görüntüleri ülkeyi yönetenlere ve kamuoyuna servis ettiriyor. Sonrası malum o savcı görevden alınıyor ve o abdestli pezevenk casus hapse girmekten ve de mahkum olmaktan kurtuluyor. Tekrar ediyorum bir film senaryosu ya da romanı özetliyor değilim. Aktardıklarımın emin olun eksiği var, fazlası yok. Olayın kahramanları ise Fethullah Gülen ile Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Nuh Mete Yüksel'dir. Evet Nuh Mete Yüksel Fethullah'ı suçüstü yaptığı an Fethullah alenen pezevenkliğe soyunmuş ve cemaati içinde evli çok güzel bir avukata fuş yap emrini vermiştir. Dahası bunu yapmanın cihat olduğunu ve Allah'ın rızasını ve cennetini kazanacağını kendisine müjdelemiştir. Aktardıklarımın bir bölümü medyaya da yansıdı. Yani sır değil. Ha şunu da ilave edeyim. Cemaat mensubu alımlı o kadın avukat bu isteme önce şiddetle karşı çıkmış. Zina ile nasıl cihat olur, nasıl cennete erişilir demiş. Ancak aldığı karşılık şu olmuş. Allah yolunda ha gaza, Has seks, aynı şeydenmiş. Cennette ırmak kenarındaki köşkün sözünü alan kadın daha fazla direnememiş. Zira direnseydi cemaat içinde hain ilan edilecekmiş. Ve kadın avukat, Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı Nuh Mete Yüksel'i tuzak kurmak, yani sekse rıza edip kayda almak için dekolteli kıyafetlerle başlamış tarihlere. Eh Nuh Bey de erkek oğlu, erkek adam. Dayanamamış, vermiş kadının istediğini. Ancak yatak görüntüleri de Fetullah'a gitmiş. Emperyal casus Fethullah da o kaseti kullanarak hainliğinin tescillenmesini o gün o şekilde engellemiş. Değerli seyircilerim, tekrar ediyorum, aktardıklarımda zerre bir mübalağa yok. Öyleyse sorarım size, bu adamın yaptığı pezevenklik değil midir? Pardon ama haşa Allah için pezevenklik ve fahişelik olabilir mi? Hz. Muhammed'in ve bu kaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in İslam'ına iman eden biri olarak bendeniz vallahi bu tabloya isyan ediyorum. Hayır, Müslümanlık bu değil ve bütün bunları yapan da Müslüman olamaz. Bakın ben bütün bunları 2007'den beri yazıp ekranlarda da söylüyorum. Fetullah'ın dini Amerikan İslam'ıdır. Fasıl'dan fasıla isimli kitabı ortadadır. Kelimeyi tevhidten yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tan Muhammedun Resulullah'ı çıkarın diyen odur. İbrahim'i dinler masalını uydurup Yahudiler ve Hristiyanlar da cennete gidecek diyen Yine odur. Bırakın onu bunu CIA ile Mossad'ın Fetullah'ı koruduğu gözler önünde değil mi? FBI bugün itibariyle Fetön'ün evinin önünde nöbet tutmuyor mu? Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri NATO müttefiki olan Türkiye'yi Fetullah için niye refüze etti merak etmiyor musunuz? Papa bu adamı niye kabul edip kutsadı hala anlamıyor musunuz? Hayır. Bu adam sıradan bir meczup değil, çok iyi yetiştirilmiş emperyal bir casus ve de büyük bir hain. Öyle olmasa Türk Silahlı Kuvvetleri'ni niye ele geçirmek istesin? Yargıyı, emniyeti niye fethetmek istesin? Devletin en kilit noktalarına niye adam yerleştirsin? Bu adam aynı zamanda katil, sevgili Muhsin yazıcı oğlundan diğerlerine onlarca kişiyi katletti. Yani gizli amacını, gizli niyetini anlayan herkesi infaz ettirdi. Bakın bu vesileyle şunu da belirtmek istiyorum. Benim Fethullah Gülen ile alakalı şahsi hiçbir meselem yok. Dün de olmadı, bugün de yok. Ama ben ona en güçlü olduğu döneminde terörist deyip karşı çıktım ki bunu inancım ve ülkem adına yaptım. Yani birileri gibi çıkar ya da iktidarı paylaşamama adına Fetullah'ı haşhaşi ilan etmiş ediyor değilim. Birileri gibi dün menzil yoldaşı deyip bugün karalamıyorum. Zira o adam yani Fetullah Gülen bana göre hep karanlık. 35 yıldır yazı yazdım, binlerce televizyon programı yaptım, video çektim. Fethullah Gülen'le alakalı tek bir olumlu ifadem, kelimem yok. Oysa kendilerini güya Müslümanlığa adayan İslamcı cemaatlerin tamamına yakını dün bu Fethullah'a topyekün olarak köpeklik yapıyorlardı. Doğu Perinçek bile Fethullah alçağı ile mücadele ederken o İslamcı cemaatler, İslamcı şehirler uzaktan sadece seyrettiler. Oda TV ve Nedim Şener gibiler bedel öderken o din tüccarları sildiler. Tam bu noktada hala bu adamın peşinde olanları Allah için uyarmak istiyorum. Nedamet getirin, tövbe edin, vazgeçin yanlıştan. Bir inat uğruna emperyal bir casusun peşindesiniz ama Allah ile inatlaşılmaz. Gördük kanıtlandı işte. Fetullah'ın derdi ve hedefi ülkemizde kaos yani iç savaş çıkarıp Sevri yeniden diriltmekti. Cevap verin her gün Allah ile konuşuyorum diyen bir manyağa teslim olmak, şeytana teslim olmak değil midir? Bakın ey cemaat mensupları, siz ki güya Jön Türkleri bile yabancı ülkelerin etkisinde kaldı diyerek hain ilan eden bir bakış ve kültürden geliyorsunuz. Söyleyin, Fetullah'ın yaptıkları mı hainlik, Jön Türklerin yaptıkları mı? Bakın siz ve sizin gibilere Anadolu'da artık gelecek yok. Zira sizin bu milletin başına bin yılda gelen en büyük felaket ve hainlik organizasyonu olduğunuz milletin vicdanına oturdu. Bu arada Türkiye'deki muhalefeti de uyarıyorum. Hala bu emperyal casus şebekesine kuyruk sallayanlar var. Hala bu çeteyi hasım ilan etmeyenler var. Biliyorum Bazılarının kasetleri bu Fetullah alçağının elinde ve o sebepten ötürü korkuyor. Bu durumda olanlara sağlığını bahane edip derhal çekilmelidirler. Zira Fetullah Gülen'i gizli desteklemekte ısrar aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalmasına katkıdır. Tayyip giderse Fetullah Türkiye'yi yeniden karıştırır korkusu bugün itibariyle toplumda egemendir. Dolayısıyla muhalefet bu konuda güvence olmalıdır. Şunu da belirteyim. iktidar partisinde FETÖ ile mücadele noktasında tavsamalar var. Hatırlatıyorum evet Tayyip Erdoğan geçmişteki hatalarına rağmen şimdi FETÖ'ye hasım lakin yetmez. Bu çeteyle hem stratejik hem teolojik mücadele gerekiyor. Ama heyhat o mücadeleyi bugünkü Diyanet İşleri Başkanı ve teşkilatı yapmıyor. Bu arada yine hatırlatayım, FETÖ, Adnan Oktar ve diğer İslamcı cemaatler her biri bir tesbihin taneleri misalidirler aynıdırlar. Hepsi emperyalizmin güdümündedir. Milli ve samimi olanları elbette tenzih ediyorum ama onların sayıları zaten çok azdır. Türkiye'de İslamcı cemaatler yabancı istihbarat örgütlerinin abartmıyorum hücre evleridir. Dolayısıyla bunların kökünü kazımak Türkiye için beka sorunudur. Bunlarla mücadele emin olun en büyük ibadettir. Bizi izlemeye devam edin.